ki biz son ve en büyük kararlar alıyoruz. Dünyanın yönetiminin kimin elinde olduğunu göstermek isteyenlerin güç savaşı. Dünya eş zamanlı bu kadar dayatılmış bir online'a bu kadar büyük taşınamaz. Bu yıl ay gibi geçecek. Günler saat gibi geçecek. Belli kesim kalıp belli kesim gitsin istiyorlar. Şehirleri boşaltma politikası da diyebilirsiniz buna. Türkiye Cumhuriyeti Suriye ile masaya oturacak mı? Evet oturacak. 2023-2026'ya kadar sürdürülebilir projeler adı altında yapılanları sürdüremediğini göreceğiz. Yani şimdi mesela dünya gizlice el altından çok büyük silah satıyor örneğin. Çin'de de ayaklanma olacak ama biz bunu ne kadar görebiliriz? 2023'ün Haziran'la 2024 Ekim'e kadar arka perdede ne yaşanıyormuş onu öğrenecek. İnsanlık öğrenecek. Değişik günler olacak ama biz karışık olmayız. Biz karışıklığın içindeyiz zaten. Bizim görmediğimiz ama dijital sayesinde yeryüzünün şeytanlarıyla tanışacağız. Bu yüzyıldır konuşulan, bu konumumuz kapımızı çalan çok olacak. Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Yayınlarımızı izliyor ve beğeniyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Onu konuk etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Araştırmacı, yazar, stratejist, astrolog Zeynep Turan bizlerle. Kıymetli büyüğüm, hoş geldiniz. Nasılsınız? Ay efendim, çok teşekkür ederim. Siz benim büyüğümsünüz. Bu kadar emek veriyorsunuz. Elinize sağlık öncelikle. Sizin ilminiz büyük hocam. Sizin ilminiz büyük. Yani ne söylediyseniz tek tek çıkıyor. Gerçekten dünyayı böyle nadir okuyan isimlerden birisiniz. Yani olacakları aylar öncesinden söylüyorsunuz ve sonra dünyada bunlar şekilleniyor. Ve zaten Türkiye'deki olup biteni okuyabilmek için dünyayı bilmek gerekiyor. Ve siz o dünyayı çok iyi analiz edip anlatıyorsunuz hocam. Yüreğinize çok, sağlık. Çok teşekkür ederim. Yani 2005'ten bu yana artık dünyanın kafa yapısının değişeceğini öngördüğüm için aslına baktığımızda dünyayı okumayı öğrenmeye başladım. 2005-2006'dan gelen bir hikaye. Ve 2012'den bu yana çok aktif sosyal medyalarda Astro Gündem etiketiyle her gün mutlaka bir yapıyı, bir kişiyi, dünyaya mal olmuş kurum, kişilerin hepsini adım adım yazmaya çalıştım. Aslında dijital ayak izimde çok büyük bir almanak oluştu bu 15 senede. Raflarda da 12'ye yakın kitap ve ajanda oluştu. Çok büyük bir içerik oluşturdum ama kendim de yolda çok şeyi araştırdım ve öğrendim. Kendim yazarak öğrendim diyorum hep bunları. Dolayısıyla astroloji daha farklı, gezegen dizimlerini, kümelenmelerini, tutulmaları çok farklı okumaya çalışıyor ama astroloji aslında küresili, yani kolektifi çok güzel anlatıyor. Biz nerede bireyselden yürümeyi seviyoruz. Ama bireyseli de anlatıyor. Diğer adım biliyorsunuz Tweet Burç. Bireyseli anlatırken, hani kişisel burçları anlatırken ama aslında genel etkisini, yani kolektifi okumak zorunda kaldığım için ben de yolun başında bunları hep öğrenmek zorunda kaldım. Öğrene öğrene de anlata anlata da bir örüntü biliyorsunuz. Astroloji bir örüntüdür. Evet. Gezegenler kendilerine göre hızları ve gezegenlerin bir dizilimi vardır. Kendilerine göre hepsi başka bir hızla hareket ederler ve matruşka gibilerdir. Hepsi başka tarihlerle döngülerini bitirirler. Yüzyılda yaşanan kavuşumlar aslında 2012'de Mayaların iddia ettiği kıyamet değildi. Hatta onu hep söylerim. İzleyenler de birkaç kere bana rastladılarsa bilirler. 2012'de ben işte ulusal kanallardan birinde dediler ki gel anlat, kıyamet mi kopacak, Şirince'ye mi sığınan? Dedim ki yok, gelirim anlatırım ama patlayacak. Mayalar başka bir şey işaret etmişti. Bir şey işaret ediyordum. Ve ben oraları çok çalışmıştım 2016'larda filan. Zaten biz de toplum olarak biliyorsunuz hararetli günlerden geçiyorduk. Ya Mayalara göre mi acaba? Yani bir şey mi olacak acaba? Evirip çevirip baktığınızda aslında yedişer yedişer konuşuyor Mayalar. Yani 2012'den üstüne 2019'u koyduğunuzda Mayalar aslında 2019'un sonundaki gezegen dizimlerini anlatıyordu. Ve Eylül ayındaki gerek İstanbul şöyle bir pıt hareket etmişti hatırlarsanız. Evet. Ben de o zamanlar hep diyordum ki dünyanın kalbi İstanbul. İstanbul'da bir titreşim başlayacak. O titreşim dünyada bir durma noktasına getirecek. İnsanlık eve kapanacak ve bizim kaderimizi yazacaklar dedim. Ve 2019 kitabımın adı Kader Yeniden yazılıyordu. Aslında ben bireysel kaderlerimizden çok bahsetmeden toplumsal ve kitlesel kaderimizi kitabın adı yapıp 2019 kitabının sonu Dünya Sağlık Örgütü gibi bir ulusüstü kurumun doğum tarihini araştırıp bir mikrobun, bir virüsün 7 büyük şehirde, 7 ülkede, 7 kıtada yayılıp ondan sonra bir dünyayı yönetmek isteyenlere savaşının başladığını ve reel savaşının başladığını anlatmak istiyordum. Ya yüreğinize yani, sağlık. Çok derin bir okuma yapmaya çalışıyorum. Evet, ve o gün
dünyanın kaderi değişti. 2019'da dünyanın kaderi değişmiş oldu. O günden bugüne de türlü değişiklikleri yaşıyoruz. Ve müsaade ederseniz hocam, İnkılap Yayın Evi'nden. Evet. 2023 karar. Dostlar, bu kitapta çok kritik notlar var. Dünyaya ve Türkiye'ye dair. Göz atmanızda bir fayda var. Ben müsaadenizle göstermiş olayım. Tabii, çok sevinirim. Tekrar göstereyim. 2023 karar. Çünkü tam kararların alındığı bir yıl değil mi hocam? Evet. Yani genel olarak nasıl bir yıla girdik? 2023 nasıl bir yıl? Bu sene bizi neler bekliyor genel olarak hocam? Neyin kararını vereceğiz? Şimdi şöyle, gezegenlerin hikayesinden baktığımızda bir tane cüce gezegen var, adı Plüton. Ve bu gezegen 100 yılda 6 kere yer değiştiriyor. Düşünün, 100 yılda 6 kere yer değiştiren ortalama bir gezegen hareketi var. Ve dolayısıyla Plüton şimdi yer değiştirecek. Burç değiştirecek daha doğrusu. Yer derken burç değiştirecek. Ve dolayısıyla burç değiştirdiği, Plüton'un burç değiştirdiği ayda diğer bir öğreten gezegen. Bunu biraz Satürn, bizim hani biliriz popüler astrolojiden. Satürn de aynı şekilde burç değiştirecek. Ve bir geri bir ileri hareketleriyle gezegenler 29 derecelerde hareket edecek. Şimdi bu aslında sırlı bir yıl. Çünkü 100 yılda 6 kere yaşadığınız bir gökyüzü olayının hemen arkasına da daha hızlı hareket eden bir gezegenin yer değiştirdiğini düşünürsek, bu biraz toplumlarla, yani halkla, toplumlarla, şu gün ya kayıtlı olmayan 10 milyar insan, bence 8 milyar değil, bence 10 milyar, kitapta da öyle yazıyor. 10 milyar insanla dünyanın yönetiminin kimin elinde olduğunu göstermek isteyenlerin güç savaşı. Tepede bir savaş var, var değil mi hocam? Kesinlikle var. Ama bu tepedekilerin adresini, ismini biz tabii ki anlatamıyoruz. Ama şöyle okuyabiliriz. Çünkü ben de bir bireyim ve ben kimseden de bilgi almadığıma göre 2019'un kitabını ne zaman yayınladık? İnkılaptan çıktı. O da ki inkılaptan çıktı. 2018'de çıktı. 2018'de 7 büyük şehirde 7 farklı sırlı bir döngü başlayacak. Dünyadaki insan sayısı azalacak. Bir salgınla tanışacağız diyorsak, Satürn Kova demek ki bu yapılar astrolojik gezegen hareketlerini bir kendilerine akit ve başlangıç bir tarih olarak görüyorlar. Bunu gördüklerine de çok aşikar. Çünkü ben nasıl yazacağım? Bir de öyle bir sorgulama yapmak lazım. Çünkü ben nasıl yazabilirim? Evet. Yani bunları benim bilme ihtimalimin yok. Bana bunları kimse öğretmiyor, anlatmıyor. Ben kimsenin de deşifre ettiği ya da bulduğu, buluşturduğu biri değilim. Yıllardır her gün düzenli olarak sosyal medyalarda bir fiil, 3 post Instagram'a, 10 tane tweet, Twitter atıyorum ki devamlı geleceği anlatmaya, aktarmaya, gezegen hareketlerinin yansımalarını bulmaya çalışıyorum. Şimdi demek oluyor ki dünyanın, biz burada sırtımızda ekonomik savaş, altın mı çıkacak, dolara ne olacak, euro ne olacak, Rusya-Ukrayna savaşı ne olacak gibi dertlerimizle sırtımızda böyle kamburumuzda yürürken, dünya aslında 2023'te yeni bir kararı daha alacak. Tam ki 2019'un Eylül'ünde aldığı kararların tam kocaman üstüne daha da büyük bir karar alacak. Orada kaderi yazdılar hepimizi bir salgınla. Kayıtsız 10 milyar insanı kendi alanlarına tıktılar. Çin belki de kendi altyapısını oluşturdu, savaşa hazırlandı. Belki Amerika bir yerlere darbe yaptı. Limanlarda büyük el değiştirdi. Savaşın altyapısı oluştu. Bakın işte Pasifik'te şimdi bugün bir PAK kurulmuş. Bu PAK'tan, denizaltı nükleer başlıklı PAK'tan, yani biz ne kadar ilgileniyoruz? Bize ne diyorsunuz ama Satürn işte balığa geçtiğinde balıkların aşk hayatı karışmıyor sadece. Bir de üstüne denizlere iniyor insanlar. Ya. Burada Kıbrıs ne olacak? O da İngiltere, bir İngiltere, Amerika, bir Avustralya neden Güney Çin Denizi'nde? Sanki Çin abluk altındaymış gibi bir şey mi bekleniyor? İşte o Çin'i abluk altına alan bu PAK'lar, aynı zamanda Çin'i Tayvan'ı işgal etmesi için Amerika'nın oradan yaptığı bir pres, işte ham madde krizi, Çin aslında Covid'den mi kapalı aslında değil, sadece savaşa hazırlanıyor ve bir ablukanın içinde fiyat politikaları, Avrupa'daki savaş yüzünden mi Avrupa'da fiyat politikaları değişti, yoksa Çin bütün sahadaki örneğin dondurulmuş ürünlere kadar topladı. İşte aslında neyin hazırlığı? Neyin hazırlığı? Aslında neyin hazırlığı? Yani büyük sorular var ama 2023'te bu soruların hep cevapları gelecek değil mi hocam? Toplumlar alacak. Toplumlar çok büyük kararlar alacak. Pandemiyi nasıl yönettik?
Yani pandemiden çıkmayı toplumlar seçti. Küreselciler bizi pandemiye tıktıysa ya da işte dünyanın bir takım aileleri, bir yapılar silahlanmak için bu noktaya getirdiyse dünyanın etik kalemini kırmaya çalışıyorlar aslına baktığınızda. Daha büyük bir derin okuma yapalım. Etik kalemi. Tıpta kırıldı bu. Kırıldı. Hukukta kırıldı. Büyük göçte kırıldı. Ondan sonra uçurumlar oluştu ekonomik seviyelerde. Bu Avrupa'nın içinde geçer. Avrupa'daki insanın belli bir standardı onun insan içinde artık geçer. İnsan denen varlık birçok değerini kaybetti değil mi? Evet. Yazık. Mecbur bırakıldı. Mecbur pres bırakıldı. Yapıldı, baskı altında kaldı. Üst üste çok şey yaşadı. 2018'de başlayan dünyanın resesyonu ittirdi. 2020 Mart'ta tam teşekküllü pandemiye teslim oldu. Şimdi ise o Satürn kova başlangıcıydı. 2020 Mart'ta pandemi gelmeseydi ben yine Satürn kova'ya konuşacaktım. Ama Satürn kova çok bireyselliği anlatır. Zaten şu an dünyada da güç savaşları var ve orada da bir bireysel savaş var. Çünkü kova bireyseli anlatıyorsa, kova çağı bireyseli anlatıyorsa burada biz Elon Musk'ın parasını değil Twitter'ı ne amaçla kullanacağını sorgulamalıyız. Çok güzel. Asıl soru bu olmalı. Bu olmalı. Cephe, savaş cephesi, dijitalde savaş cephesini kuruyor aslında. Sanki hocam şöyle cepheler ayrılmış. Dijitalin ve paranın sahipleri bir tarafta, enerjinin ve silahın sahipleri bir tarafta. Dünyanın eski sahipleri bu yeni sahiplerine bu arada ya da yeni sahip olmak isteyenlere 2019'dan beri kök söktürüyorlar. Kök söktürüyorlar ve biz bunu seyrediyoruz, bilmiyoruz. Biz de evlere kapatılıyoruz. gerçekten büyük şeyler yaşadık. Hekimlerimizin de kafası karıştı. Hepimizin çok ciddi üzüntüleri, hayal kırıkları oldu ama dünya 2020'deki kadar karanlıktan geçmeyecek. Ama operasyonların adı savaş olacak. Pakların adı bölgesel olacak. Biz NATO üyesiyiz ama biz NATO bizi Yunanistan'da çok zor durumda bırakıyor. Miçotakis'in kararı mı bu? Yok. NATO'nun kararı. NATO Yunanistan'da Türkiye'yi karşı karşıya bırakmak istiyor. Amerika ama, kim bilir ne istiyor bizden? Amerika'nın yine yeni oyuncağı Yunanistan. Ama Yunanistan halkı sokağa dökünce 2023 kitabında da bu yazıyor mesela. Ama Amerika'nın işte NATO'yu bize bu kadar silahlandırmasının arkasından bize F-35'i vermeyi kabul edecek. Hemen arkasından da kasa yaptırımlarını kaldıracak. Şimdi biz aslında şey gibiyiz, Rusya tarafından ve Amerika tarafından çekiştirilen bir taraftayız ama çok görünmeyen bir masada Rusya-Ukrayna savaşının aslında devam edeceğini 2023'te yine bu gezegen hareketleri anlatıyor. Astrolojik olarak 100 yılda 6 kere yaşanan bir olayın içinden geçiyoruz. Bu bireyselimize değil, dünyaya etkisi büyük, en tepeler etkisi büyük, dünyanın sınırları değişir. Toprak sınırları değişir. İnsanlık Satürn balığı indiği için sulara inmek zorunda. Son ve net kararlarını alacak önümüzdeki 2,5 yılda. Bu konuşmam 2,5 yıla götürür yani hepimizi. Hı hı. Ve dolayısıyla da 2,5 yıl sonra döndüğümüzde Satürn koça geçtiğinde yeni ham madde yapısı çıkıyor. Suyu da kullanacağız artık. Güneşi kullanacağız. Türkiye mesela bocasız sanayisi, turizmi kazanacak. Burada izleyicilerimizde turizmciler varsa merhabalar, çok şanslı bir döneme giriyorsunuz. Gözünüz aydın diyeyim. Gözünüz aydın. Ben iki kitap önce petrol rezervlerinin çok azaldığını iddia etmiştim. Ben evet. Ham maddenin kaybedeceğini, dijitalin, teknolojinin, uydunun, yani dijitale dayalı, robotik her şeyin kazanacağını düşünüyorum. Çünkü kova çağı bu demek hocam. Çünkü yani, kriptonun gücü dijitali tetikliyor. Yani mesela 2020, ilk teaser'ını biz 2020 Mart'ta gördük. Yani biz sadece pandemiyle görmedik. Biz teknolojiye taşındık. Hepimiz evet. Telefona taşındık. Bambaşka bir dünyanın tabii, içine. Hukukumuzu, davamızı evet. Online yaşadık. Sağlığımızı, muayenemizi doktordan online yaşadık. Kar raporlarımızı okuduk. Alışverişimizi online yaptık. Dünya eş zamanlı bu kadar dayatılmış bir online'a bu kadar büyük taşınamaz. Ofislerimizi eve taşıdık. Laptoplarımızla. Aslında amaçları da AVM'leri, büyük iş merkezlerini boşaltmaktı. 2001'de ikiz kuleleri kendi eliyle vuran Amerika bugün dünyada Çin ve kendi içinde bir zehir ve panzehir savaşına tutuşup erkenden zorlandı. Ama biz bunu Wuhan diye bildik. Benim evet. En büyük lafımdır. Virüsün çıktığı yerden aşı çıkacak.
İlk aşı hakikaten de Çin'den çıktı. Oradan çıktı değil mi hocam? Doğru. Şimdi doğru. Ben son kitabımda, yani bundan önceki bir kitabım önce, ben her sene kitap çıkıyorum. Orada biraz hızlı konuşurum ama kafa doluluğumdan artık orada bana yetişmeye çalışsınlar. İki kitabım önce Mavi'ydi rengi. Işığın çıktı, hani aşı, virüsün çıktığı yerden aşı çıkacak. Ama ondan sonraki sıfırdan kitabına dedim ki üçüncü doz aşı yapılmayacak. Şimdi aşı firmaları sorun yaşayacak dedim. Hakikaten de öyle oldu. Dünyanın hepsine üçüncü dozu yapmadılar. Hepsine bakın, birine demiyorum. Bölgesel demiyorum. Çünkü bakın bir anda ortadan aşılar kayboldu. Hocam bu noktada belki virüs ve aşı denklemi sorgulanacak herhalde. İşte o da verileşti kozdan dijital kazanacak. Satürn Kova'da bir teaser yaşadık biz. Plüton 20 yıl kalacak Kova'da. Hocam bu sene kitabın rengi kırmızı. Kırmızı kitap olmuş. Kırmızı Türk. Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti 100. yıl içinde Atatürk var. Ve kırmızı canlı bir renktir. 2023 çok canlı bir yıl. Ve çok hani bu yıl ay gibi geçecek. Günler saat gibi geçecek. Çok hızlı ilerleyecek. Çok hızlı ilerleyecek. Kova demek hız demektir. Teknoloji demektir. Peki hocam. Veriyiz biz aslında. Verilerimize göre yönlendirileceğiz. Biz milat olacak birçok şeye merhaba diyeceğiz. Bu 2023'te anladığım kadarıyla. Dünyada, Türkiye'de 2023'te büyük kararlar alınacak dediniz. Neler olacak hocam, böyle üstü ne basa basa anlatırsak. Mesela siz özellikle yayınlarınızda Mart ayına dikkat çekiyorsunuz. Bakın Mart ayında kararlar alınacak, dikkat diyorsunuz hocam. Şöyle 2023 Mart ayında iki gezegen birden burç değiştiriyor. Dolayısıyla da Mart çok az yaşanan bir gökyüzü olayına ev sahipliği yapıyor. Nedir bu hocam? Şimdi bir Satürn 7 Mart'ta balık burcuna geçiyor. Son burcu sulara iniyoruz. Biz üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz. Bir, yani Satürn demek su demek. Burada sadece Ganj Nehri'nden çıkacak bir salgınla ora bölgeyi rahatsız edecek demiyoruz. Suyla ilgili Kıbrıs mesela, Türkiye, İngiltere, buralar biliyorsunuz. Ada ve su. Biz de suyuz. Dolayısıyla Satürn'ün balık burcuna geçmesi bizi çok yakından ilgilendiriyor. Bu arada Türkiye Cumhuriyeti'nin haritasında ay düğümleri balık başak aksındadır. Yani Türkiye Cumhuriyeti kurulurken 29 Ekim 1923'te tutulmalar balık başak aksındaymış. Şimdi Satürn balığa geçeceğine göre belli ki biz son ve en büyük kararlar alıyoruz. Son derken bu son yıllarda yaşadığımız, özellikle şu 19 yıllık bandını, bunu da lütfen siyasal yorumlamayın. Çünkü az önce ben ikiz kuleleri anlattım size. Tabii ki. Yani oradan da alabilirsiniz. Dünyada bir, sizin de az önce ima ettiğiniz gibi bir denge değişiyor. Ve bizim bu 100 yıldır konuşulan bu konumumuz, kapımızı çalan çok olacak. Mesela biz ticaret savaşları dünyada çok daha sert dönerken, konvansiyonel savaş cephelerde oluşurken, işte İran mesela örneğin. Ne olacak hocam İran'da? İran'da sonun başlangıcına geldi. Öyle mi? Evet, dolayısıyla İran bence rejim değiştirecek, Mollalar gidecek. Oradaki dini, ruhani liderin zaten sağlık sorunu var. Benim çalıştığım, araştırdığım kadarıyla, tabii bunlar da internetteki hepimizin yaptığı araştırma, 69'lu bir şeyi var, oğlu var. Oğlunun yeri dolduramayacak ki bence onun haritasına göre o da, yani biraz daha Amerikan tarafı var. Rejim değişecek. Rejim kesin değişecek. Hatta miladi takvime falan, hatta o kadar değişecek. Baya baya bir. Tabii 79'da rejim değiştirmiş. Evet. 79 gökyüzü olayları hep balık başak aksı üzerine kurulur. Ezda Satürn balığa geçiyor. Yani şimdi burada haritasında başak olan birçok şeyi söyleyebiliriz burada biz sizinle. Bunların hepsinde büyük bir değişiklikler var. Denklemler değişiyor. Şimdi İran rejim değiştirmek için 2023'te var gücüyle büyük bir mücadeleye girerken, Rusya-Ukrayna savaşı çok büyük devam ederken. Ne olacak hocam? Yani orada ne olacak? O devam ediyor ama ne olacak? 2023'te bitmeyecek. Diplomasisi masası kurulmaz. Putin'i de Putin'siz de Ukrayna bölünür. Bunu Amerika istiyor zaten. Amerika'nın maşalarından... Amerika soktu zaten Rusya'yı oraya. Amerika'nın oluruyla oldu bu iş. Yoksa hani şu anda elindeki petrol sopasıyla
demokratik yapıda işte orada. Tabii tabii. Ukrayna'da farklı farklı ırklardan, kültürler, insanlar var. Avrupa onları böldü, kendine göre aldı. Kimisi Polonya'ya gitti, kimisi İsrail'e gitti. Bunları mesela araştırıp çalışmak lazım. Amerika böyle istediği için. Böyle istediği için. Çünkü insanlar kendi istediklerini, yani biz bunu nereden anlarız biliyor musunuz? Şöyle okuyabiliriz. Belki en pratik örnek Suriye'den verebilirim. Herkes daha kendine göre güçlü ve nitelikli vatandaşını aldı. İstemediğini de yükünü de attı. Safrayı gönderdi. Evet. Biz mesela çok güç almış bir ülkeyiz. Bunu en iyi biz biliriz. Bizden sonra Avrupa öğrendi. Bakın şimdi kaç milyon kişi oradan sadece Rusya'dan, Ukrayna'dan çıkılmadı. Rusya'dan da çıkıldı. Bizim Antalya'mızda küçük bir Moskova kuruldu. Burada Kadıköy öyle hocam. Birazdan oraya da bahsederiz. Mesela İstanbul'da artık her yerde ev alamayacaklar. 28 ilde başladı ama ben bunu 1,5 yıl önce yine kaleme almıştım. Kent anayasası. Dolayısıyla seyretme projesi. Seyretme projesi ve herkes ikamet alamayacak. Yani burada ev almanızdan ziyade hani siz örneğin buradaki işte Anadolu yakasında ya da Avrupa yakasındaki belli semtlerde evi sattınız ama buradaki diğer farklı kültürden ya da işte ülkeden gelen biri oturma izni alamayacak. Dolayısıyla bu 28 ilçede başlamış sanırım. Ben de yeni okudum bu haberi ama ben tabii çok önce kaleme almaya çalıştım. Kent anayasası şöyle, şehirleri, büyük şehirlerimizi ülkemizde fiyat politikalarını özellikle yükseltiyorlar ki belli kesim kalıp belli kesim gitsin istiyorlar. Şehirleri boşaltma politikası da diyebilirsiniz buna. Çok çok önemli bir tespit hocam. O zaman göçmenlerden konuşurken göçmenlerle ilgili 2023'te herhalde ciddi bir yaptırım gelecek. Herhalde Türkiye'nin göçmen politikası değişecek hocam. Göçmen politikası değişecek. Burada işte Suriye'yi okumamız lazım. Türkiye Suriye 1946'lı bu arada Suriye ama 2011'den bu yana savaşta olduğu için. Esad'ın da haritasına bakmak 65'li, lazım. 1960 ben şey tabii ya almanak benden. Yani tık haritalar ve dosyalar açılıyor. Harikasınız. Hemen tık tık açılıyor. Artık o duruma geldim. 1965 doğumlu ve Başak Burcu. Yani şöyle bakalım, Türkiye Cumhuriyeti Suriye ile masaya oturacak mı? Evet, oturacak. Öyle mi? Evet, oturacak. Esad'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin isteklerini yaptırabilecek mi? Hayır, yaptıramayacak. Suriye'nin belli bölgelerindeki Türk askeri bence çıkmayacak. Askerimiz orada. Çünkü zaten Suriyeliler de istemiyor bence. Tabii bunlar hep benceden çok çalışma. Bunu da unutmakta evet, yani fayda var. Yüzünde bunların bir karşılığı var. Hareketleri var. Yani şimdi biz burada mesela bakın ben en ezbere neyi biliyorum? Suriye Savaşı'nın Mart'ın başladığını, 2011'de başladığını biz Türkiye'de başka bir gündemi tartıştığımızı çok iyi biliyorum. O 2011'den sonra 2013'te çok büyük bir göç başladığını ama 2013'te biz Türkiye'de yine başka bir şey konuşuyorduk ama biz oradan çok büyük göç almaya başladık. 2016'da dünyada birçok şey oldu. İşte Avrupa'da da oldu. Ne denir? Terör olayları oldu. Biz Türkiye'de bambaşka bir olayı konuşuyorduk. Aslında biz hep bambaşka bir olayı konuştuğumuzda çevremizde çok bambaşka olaylar yaşanıyordu. Yani biz aslında hep önümüzde başka dertlerimiz varken etrafımızda başka olaylar yaşanıyor. Şimdi 2023'te Türkiye başka olayları görebilecek. İç siyaset değil benim konuşmak istediğim, dış politika. Evet, lütfen. Dolayısıyla dış politikada biz Yunanistan'la karşı karşıya belli noktalarda gerginlikler yaşanabilir. Ama Amerika Yunanistan'ı bize karşı maç olarak kullansa da Yunanistan halkı sokaklara dökülüp toplumsal hareket bekliyor. Toplumsal hareket çok bekliyorum. Fransa sokaklarında bekliyorum. İran sokaklarında zaten var ve bunun daha büyük olacağını öngörüyorum. Çünkü 79'lu İran. Yani 78-79 bağlamında büyük değişiklikler var. Eğer izleyicilerimiz arasında bu yıl doğumlar varsa onların hikayesinde değişiklikler var. Şeyleri değişecek yani. Ne denir? Hayattaki duruşları ve segmentleri değişecek. O yüzden İran, Yunanistan, Fransa gibi ülkelerde çok büyük sokak ayaklanmaları olacak. Almanya'da ne olur hocam? Almanya'da biliyorsunuz böyle son seçimleriyle birlikte bir koalisyon oldu. O da retro da geldi bu yeşiller falan. Bu koalisyon bence şey olacak, dağılacak. Küresel politikaları da biraz ellerinde patladı. Çünkü tabii hani tabii. Karbon ayak izi diyorlardı, Paris Anlaşması diyorlardı. Şu anda enerji sıkıntısından dolayı kömür ocaklarını bile açacak durumdalar. Yani ben bir kere birine söylemiştim. Ben de sonra geri çekildim. Yani eleştiriye açayım ama
öngöremediği zaman birisi sizi ya da karşılık vermediği zaman, onu yorumlayamadığı zaman çok o bilgiyi vermek hakkı istemiyorsunuz. Hak değil zaten. Öyle de demesem de öyle veremiyorsunuz. Yani şöyle demiştim, bütün bu bu hibrit özellikle iklim kriziyle ilgili sürdürülebilir projeler sürdürülemeyecek olduğunu görecekler demiştim. Öyle mi? Şimdi mesela ama şu an mesela çok mesela işte iklimle ilgili iklim çatısı altında çok biliyorsunuz farklı yapılanmalar ve çalışmalar var ama astrolojiye göre, gezegenlerin hareketine göre hava kirliliği evet, teknolojinin tüketiminden çıkan bir manyetik alan evet ama iklim krizi dünyanın 2023'te ana derdi değil. Ama siyasetçilerin ve politikaların ve uluslararası arenanın böyle bir kılıfı var. Dolayısıyla 2026'da, 2023'te 2026'ya kadar sürdürülebilir projeler adı altında yapılanları sürdüremediğini göreceğiz. Şimdi o güne kadar belki de 3. Dünya Savaşı'nın, konvansiyonel savaşın belki de gerçekten çevresi ve yapısı oturup belli ülkelerde toprak değişikliği olacak. Haritalar değişecek diyorsunuz. Evet, haritalar çok önemli değişecek hocam bu. Yani 2023'te anladığım kadarıyla sıcak savaşa dönük bölgesel çatışmalar bekliyorsunuz. Tabii ben en büyük lafımdır. Polonya'da bir köy var. O köyü de haritadan öğrendim. Oraya kadar Ukrayna-Rusya savaşı inecek. Ve dolayısıyla Avrupa'ya sıçrayan savaş Türkiye'nin özellikle batı tarafındaki sınırlarını bu sefer beyaz tenli, renkli gözlü insanlar göç etmeye başlayacak. Dünyada bir fay kayması var. Yani bir tersine göç yaşanacak. Ha, tersine göç yaşanacak. Çok değişik şeyler söylüyorsunuz. Çok evet, değişik, hocam. Evet. Çok ilginç. Hocam şimdi ilk yayına başlarken Pasifik'e dikkat çektiniz. Belki de Pasifik şu anda dünyadaki en tehlikeli noktada bulunan sarp limonu. Orada ne olacağı belli değil. Ama onun ötesinde diyorsunuz ki Ukrayna dağılacak. Putin'le ya da Putin'siz. Ama Putin'i ben o kadar da şey görmüyorum. Ben hani Putin 1952 doğumlu ve terazis devrimi var. 2023'ün 6. ayından itibaren daha da güçlenecek gibi geliyor. Savaşını daha da büyütecek ve dolayısıyla şu son 2 yıldır ambargo uygulayan Avrupa ülkeleri bile gardını indirip ona tamam evet çok savaşta çok sayı kaybetmiş olabilir. 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana böyle olmuş olabilir. Olabilir ama yani burada bir Putin kendi stratejik duruşu var. Burada bir itibar kaybetmiyor. Bir de Rusya'nın, Sovyetler 91'den sonra kurulan ülkeler var. Ve dolayısıyla da buradaki ülkelerde de güç birliğini artırıyor. Kazakistan'la ilişkisini daha da başka bir noktaya getirecek Putin. O yüzden de İran'ın karışmasını bir yanda istiyor, bir yanda istemiyor Putin. Türk Birliği'nin içinde yer alabilir mi hocam Rusya? Bence gizli ortak diyorum. Gizli ben ortak. Ne dersiniz, güzel bir laf değil çok mi? Çok güzel. Gizli santrifor gibi hocam. Evet yani gizli ortak. Kara kutusu orada. Çünkü adamın haritası bana göre tabii. Putin diye bahsedeyim en iyisi adam diyorum ama komik oldu. Terazi devrimi var. 52 doğumlu. Bu şu demektir. Oyun kurucu zaten. Yani bir oyun kurucu birinden bahsediyoruz. Biz mesela 2022'nin Şubat'ında okuyoruz ya Rusya-Ukrayna Savaşı'nı resmi tarih olarak. Ama 2013-2014'lere dayanıyor oradaki gerginlikler, olaylar, astrolojiye göre. Tabii. Kırım'dan falan başladı o işler yani. Kırım'dan başladı. Yani şimdi mesela dünya gizlice el altından çok büyük silah satıyor örneğin. Masa altında silah satıyor. Bana göre ama tabii bu benim çalışmam. Dünyanın tepesinde olup bitenler zaten hani halkın hiçbir şekilde haberi olmuyor hocam. 2023 Mart ile Haziran arasında o internetin dip var ya her bilginin gezdi. O işte yüzeye çıkacak. Dip web artık aşikar bir şekilde aşikar ortaya dökülecektir. İşte o yüzden dijital başka bir şey olacak ve yani mesela elektrik kesintilerinden bölgesel, gaz kesintilerinden bölgesel, enerji zorluklarından bölgesel bahsedebiliriz ama dünya dev bir kıtlığa, dev bir karanlığa çökecek diye bu YouTube belli kanallarında anlatılıyor ya, böyle bir şey söz konusu değil. Korkusatmaya benim 2023'ümde evet, böyle bir şey yok. Mümkün değil hatta. Yani insanlığın astrolojik olarak en yaşadığı zor tarih 2020'nin başında 502 yılda bir yaşanan Oğlak Stevlimu'ydu. Onu geride bıraktı. İki malefik gezegen kavuştu. Jüpiter onu genişletti ve gerçekten dünya
öngörülemeyen bir pandeminin içine bulandı ve çıktı. Yeni grip salgınları da duyabilirsiniz. Sulardan bulaşan, işte dediğim gibi Hindistan'ın Ganj Nehri'nde biraz açalım mı hocam? O çok önemli. Çok önemli çünkü nüfus yoğunluğu olarak çok büyük, aşırı aynen. yoğun bir bölgeden bahsediyorsunuz. Ben orayı çalıştırdım. Ve veba salgını dediniz. Ya ama tabii şey tabii bunu ne kadarını yayacaklar? Tüm dünyaya yayılmayacak tabii. Yani sulardan bulaşan mikroplar, kolera gibi, veba gibi olabilir. Zaten ama Hindistan'da bir atak bekleniyor diyorsunuz. Tabii Hindistan bence kendi iç kırılmalarından geçecek. Yani o nehir 7 şehirden geçiyormuş. Muş demek zor değil mi? Ben de araştırmalarda buldum. Gitmedik. Yazılı biliyoruz. Ve dolayısıyla da kutsal olarak geçiyor. Ama işte bizim Satürn 7 Mart'ta Balık Burcu'na geçtiğinde 27 yıl sonra 94'e tekabül ediyor. Yani 94'te de baktığınızda dünyanın bir yerlerinde salgınlar var. Türkiye'deki 1994'te ekonomik krizler var. Yani Satürn döngüleri diye bir şey var. Biz o döngülerden geçiyoruz aslında. Ama Ganj Nehri dünyanın yeni konusu olur da ben 2023 yılında virüsten, kıtlıktan çok ham madde savaşları, sınırlar, değişen sınırlar, işgal politikaları, konvansiyonel savaşın nükleer kafa tutmalara dönüşeceğini iddia etmeye ya da kaleme almaya, araştırmaya çalıştım kitaplarımda. Hocam çok önemli şeyler söylediniz. Yani bu Ukrayna-Rusya savaşının Avrupa'ya sıçrayacağını öngörüyorsunuz. Bu çok önemli bir tespit. Şimdi dünyanın tetiklenecek birçok noktalarından bahsettik ama en önemli tetikçiyi konuşmadık. Amerika'nın durumu ne olacak hocam? Şimdi 4 Temmuz 1776'da kendini ilan etmiş. Cumhuriyetini öyle kutluyor. Plüton'u Oğlak son derecelerinde, Burcu'da Yengeç. Şimdi bizim bu 2008'de Plüton Oğlağa ilk geçtiğinde Amerika biliyorsunuz ki en büyük ekonomik krizini yaşadı. Hatta bununla ilgili de çok büyük mortgage sistemi filan patladı ve biz de kendi adımıza teğet geçti gibi laflarla böyle bir yorum yapmıştık. Şimdi Plüton 2008'den bu yana Amerika'nın kendi içinde bir arayışı var. Erteledi yani dolarının gitmemesi için küreselde hep erteledi. Plüton Oğlak'tan 2023 Mart'ta çıkacak, hep birlikte göreceğiz. Orada maşalarını yerini değiştiriyor. Buradaki maşalarını bırakıyor, başka maşalarını alıyor. Bu son 2,5 yıldır maşalarını güçlendirebilmek için savaşçı bir lider. Yani savaş politikasını iyi bilen ve bunu oynayamasını iyi bilen, Orta Doğu'da 40 yıldır donanımı, deneyimi olan, hatta ekranlarda görsene çok kızmışlardı. Joe Biden'ı seçtiler. Aslında Trump kazanıyordu o seçimi. Orada bir katapulle döndü, ben size açık söyleyeyim. Çünkü Amerika yaptı bunu. Onun yeni maşalarına Joe Biden'ın hükmetmesi gerekiyordu. Ve Akrep Stellium'unu Joe Biden geldi. Ya da aracı olması gerekiyordu diye. Aracı olması gerekiyordu. Zaten Joe Biden geldi. Arkasından Afganistan'dan Amerika bir gecede çıktı gitti. Yani tüm dünyada bunu izledi biliyorsunuz ki. Çok enteresan bir yer hocam orası da. O çıktı gitti ama bir ülke kaldı. Bakalım sonrasında ne olacak? Ben öyle kalacağım ya düşünmüyorum. Yani Amerika'nın orada ili olduğunu da düşünüyorum ama tabii böyle söyleyince de herkese şey gibi geliyor. Komplo teorisi gibi geliyor. Ama çok önemli bir hareket noktası Afganistan. Evet, bence Amerika bunu okumak gerekiyor. Hı. Evet, oradan çıkıp gitmedi aslında. Sadece orada çıkıp gitmiş ve kendi gücünü belli noktalarda topladı. Ben 2021 kitabında yine demiştim ki Amerika belli ülkelerde üstlerini taşıyacak. En başı da Afganistan oldu biliyorsunuz ki. Amerika maşalarının elini değiştirdi. Yani orada aslında Afganistan'dan çıkıyormuş mesajı ve belli bu oradaki kalabalığı. Bir tiyatro gibiydi. Tiyatroyu dağıttı. 20 yıllık büyük bir fabrikanız var. Öyle düşünün. 20 yıllık bir fabrika işletiyorsunuz. Çalışanları işten çıkarmanız gerekiyor. Küçültmeniz gerekiyor. Öyle bir olay yaşadınız. Nasıl Beyaz Saray'da Trump çağırdı, geldi Cumhuriyetçiler orada bir gösteri yaptı. Aslında o bir pagan hainiydi yani. Oraya gelip de birini desteklerken öyle bir kıyafet giymenize ihtiyaç var mıydı gerçekten? O da ayrı tartışılır. Yani konudan konuya geçiyor gibiyim ama aslında hepsi birbirleriyle bağlantılı baktığımızda. Amerika Afganistan'dan çıkarken burada Yunanistan'ı bol bol silah, uçak, bizim alamadığımız uçakları bunlar topladılar. Yine devam edecek. Aslında şey değiştirdi, sahasını değiştirdi. Oyun sahasını değiştirdi. Aslında o tarafı da unutmadı. Bir gün Çin'le ilgili bir yaptırım ya da hamle gerektiğinde tekrar Afganistan kullanılmak üzere
oraya sırlandı bırakıldı gibi. Amerika'nın beli bükülecek haritasına. Öyle mi hocam? 4 Temmuz 1776 Plüton 27 derece ise 2023'te beli bükülecek. Biz burada İpek yolu zarar verdiğini düşünüyoruz ya. Hı hı. Yok vermedi bence. Onu şey yapamayacak. Çin'in 2012'den bu yana Akdeniz limanlarını bol bol toplamasının önüne geçemedi. Geçemeyecek. İçemeyecekler. İpek yolunun o zaman şu an duraksamış gibi olsa. O yüzden olsa, sordum az önce. İpek yolu gerçekten sizce pasifize oldu mu diye sormak istedim. Duraksamış bile olsa tekrar yoluna İpek tabii, yolu devam edecek. Başka bir şekilde de olsa diyorsunuz. Bakın 2024 Ekim'de sizin inşallah nasipse yine konuşalım. İnşallah. Burayı da alalım konuşmalarımızın kesin yanına koyalım. Ve İpek yolunun en aktif olacağı döngü. Dünya karayoluna. Bir kere denizlere iniyoruz. 2023'te denizlerdeyiz. Kesinlikle denizlerle ilgili büyük bir action hepimizi bekliyor. Ve dolayısıyla ticaret de denizlerde daha çok dönecek. Limanlar çok yer değiştirecek. Blue Trade diye bir şeyden bahsediyorlar zaten hocam. Evet. Ama daha önce biraz İpek yolunun alternatif gibi bahsediyor. O bir yedek planda. Ama İpek yolunun sahipleri belki o planın içinde de yer alabilirler diyorsunuz. Çok zekice bir şey söylüyorsunuz. Evet. Limanları topladı dediniz. Ya küreselci aileler topladı dünya limanları. Tabii limanları. Tabii. Şimdi şöyle ben bir gün işte yine limanları çalışıyorum. İşte Akdeniz, ondan sonra Mavi Vatan yine oralardayım. Ki benim bir küçük hesabım var Twitter'da. Ajanda olarak tutuyorum kendi tweetlerimi veya yazılarımı bulabilmek için. Ah Beyrut diye bir tweet attım. Çünkü baktım ki burada bir olay olacak. Yani burada bir liman var ve bu dünyanın en karanlık işlerini yapan bir istasyon liman. Bana göre tabii yine. Öyle ama. Onu da nasıl anladım ama ben orada kendi başına bir zeynedim. Anlayamam tek başıma. Dolayısıyla ben bunu dedim ki burada bir şey var. Neyse ben dedim en iyisi kendi ajanda hesabıma atayım bunu. Ah dedim yani. Böyle bir ah yazmışım sanki böyle annece. 9 ay sonra Beyrut patladı. Çok büyük patladı. Ve oradan sonra ben kitabımı iyi ki Mersin'e almışım. Mersin Limanı'nda da dengeler değiştirdi. Biz Türkiye'de Mersin Limanı'nı çok konuştuk. Evet. Tamam ama ben onu bir sene önce kitabıma yazdım. Şimdi diyecek ki herkes Zeynep'ciğim öyle kitap diyor. Ben kitabı niçin yazıyorum? Kalıcı diye. Tarihe bir not düşüyorsunuz. Tarihe not düşüyorum. Evet. Yani her şeyden önce kendim için yazıyorum. Tarihe not düşüyorum. Ve bunlar gelecekte aslında birbirine yani insanın yaptığını insan okur Hakan Bey. Ben bunu okumaya çalışıyorum. Ama benim enstrümanlarım gezegenler. Çünkü Çin bugün dini inancı olan bir ülke mi sizce? Bir inancı mı var Çin'in? Yok Budist. Budist. Neye inanıyorlar? Neyle hareket ediyorlar? Astroloji takvimiyle. Gezegen hareketiyle. Evet. Biz burada şu takvimi bu takvimi var diyorsunuz. Dolayısıyla Çin aslında denizlere inmesi yine astrolojik takvime uyuyor. Ben de bunu okuyabiliyorum. Hmm. Bakın kitabın arkasına buyurun. Şurada Süveyş kanalını okuyun. Hani izleyicilerimiz de duysun. Oo, Süveyş kanalını genişletme çalışmalarında Çin başrolde oynayacak demişsiniz hocam. Yani Süveyş kanalını kapanma ihtimalini Satürn balıktan tabii ilham olarak yazdım. Evet yarın belki olmayacak ama 2023'te 2026 arası Satürn balıkta. Bu liman kapanırsa ne yapacak peki bugünkü yani filoları olan global şirketler ve o ismini dahi bilmediğimiz siyasetten de üst aileler ve Süveyş dediğiniz Mısır tarafından biz bugün Sisi'yi geçtiğimiz 5 yıl eleştirdik. Şimdi Sisi'yle anlaşıyoruz. Politika bu tabii. Dengeler değişiyor. Peki Sisi nasıl geldi ve nasıl gidecek? Ve dolayısıyla Çin oradaki gerçekten hani iklim krizi ve iklimle çatısı altında kanalı genişletmek için orayı bir çalışmaya alıp kapatırlarsa sizce ne olur dünyada? Ortalık karışır. Ortalık karışır. Hocam o zaman Çin yoluna yine küreselcilerle devam edecek herhalde ama küreselciler kaybetmiş gibi görünse de pek de kaybetmiş değiller. Hayır değiller ama bir gecede 2012'de gelmiş bu arada Çin'in Xi Jinping. Ne olacak bir hocam? Bir gecede şimdi gider o da. Öyle mi? Evet. Ha. Oradaki. Hocam zaten eli kulağında şöyle diyeyim Zeynep Hanım. Geçen ay konuşuldu. Darbe oldu devin içinde. Oldu. Xi Jinping yok ortada. Kayboldu devin. Olmuş oldu mu? Bence. Bence tabii ama bakın yani şimdi. Perde arkasında bir darbe oldu diyorsunuz. Komünist Parti ne zaman kurulmuş? 1949 değil mi? Merkür retrosuna kurulmuş. Peki en retrolu yıllarda yani bize dünya basına yansıyan çünkü bizim oralarda bilgi daimi biz kapalı bir ülke zaten.
Ama astrolojik verilere göre bu adamın haritasına bakıyorsunuz. Çin'in haritasına bakıyorsunuz. 2023'ün gezegen hareketlerine bakıyorsunuz. Ya burada bir şeyler var diyorsunuz. Bir ay sonra bir haber düşüyor önünüze. Kesinlikle oldu. Kesinlikle oldu. Orada da işler karışık değil mi hocam? Kesinlikle. Bence Çin'de de ayaklanma olacak. Ama biz bunu ne kadar görebiliriz? Yani bu pandemi diye bize... Orada işler çok karışık ama bize yansımayabilir. Bize yansımaz ama biz Türkiye-Çin ilişkilerinde farklı bir boyuta da gelebiliriz. Bence Xi Jinping'in yıllar sonra yani 2014'ten sonra Uygur bölgesini ziyaret edip dünyaya bu resimleri vermesinin bir sebebi var. Onun biliyorsunuz Çin'in belli bir çölü var. O çölde yaptığı insanlık dışı olayları bence Rusya-Çin işbirliğinde Rusya kendi içinde o dataları da toplayacak. Çünkü biz dünyaca bence giremediğimiz, bilmediğimiz, insanın izleyemediği haberler işte önümüzdeki bu Haziran'dan sonra daha net göreceğiz. Yani bence Haziran'la, 2023'ün Haziran'la 2024 Ekim'ine kadar dünya neler aslında arka perdede ne yaşanıyormuş onu öğrenecek. İnsanlık öğrenecek bunu. Bunu biz genelde internetin dibinde bulduğumuzu iddia ederiz. Şimdi bunlar su yüzüne çıkıyor. Çünkü Plüton olarak burcuna geri gelip 2008'den bu yana işte bu işte yapıların adı küreselci deyin, ulusüstü yapı deyin, ülkeler deyin, siyaset yapıları deyin. Kim kimin adamı, kim kime hizmet ediyor? Kim kimle çalışıyor? Kim kimle çalışıyor? Biz bunların hepsini açık ve net bir şekilde görüyoruz. Evet yani biz ben hep söylüyorum yani 2023'ün üzerinden sonra diyorum sezon final dizilerini yerini bunlar bu haber bültenleri ve bu olaylar alır diyor. Ama çünkü neden? İşte sizin dediğiniz gibi o dijital dünya bunları ortaya çıkar, yeni bir insanlık başlatmak istiyor. Yeni bir döngü başlatmak istiyor. Belki onlar masaya oturacaklardır 2026'ya kadar. Ama 2023 savaş yılı. 2023 nükleerin konuşulduğu, denizlere insanların indiği, nükleer başlıkların konuşulduğu, limanların çok büyük el değiştirdiği, ondan sonra farklı ülkelerde darbe girişimlerinin konuşulduğu, monarşinin bile aslında sallandığı. İngiltere'de de bekliyor musunuz? Tabii ben yani bu kralımız zaten kafası karışık. Ondan sonra her şeyin orada bir magazinsel dünyaya servis edildiğini kendisi de zaten 1984'te Başak Burcu bu Henry gitti anlattı biliyorsunuz. Amerikalı bizim bir kızımızla terk etti sarayı gitti. Dünyanın magazin tarafından bakacaksanız böyle bir duygusal bir fanus yarattı ama aslında nasıl işlediğini de anlattı monarşinin görünen tarafının. Aslına kadar bir yerde derin ama bir o kadar da pasif bir aile olduklarını da anlattı son 14 yıldır. Ve ben de onu soluksuz izledim. Ama tabii benim izlemem bu haberler çerçevesinde izledim. Netflix'in de bence bir demografik yapıyı değiştiren bir yapı olduğunu da dediğim gibi çalıştım. Mesela Netflix'i çok sevdik evet ama Netflix'in sahibinin kim olduğunu hiç araştırmadık. Eski bir deniz subayıymış aslında. Yani aslında çok araştırdığınızda çok başka şeyler çıkıyor. Herkes çok bir değişik yerlere çıkıyor. Evet çok değişik. Ben de yazılarla, haritalarla. Aa bu önceden buymuş, böyleymiş, şöyleymiş. Hocam yaptığınız tespitler çok çok önemli. Mesela Çin diyorsunuz ki bir sallantı ve karmaşa yaşayacak ama yoluna devam edecek ama. Çin sahneden çekilmeyecek. Sahneden çekilmeyecek. Şöyle bir şey yok. Almanya'nın sahneden çekilme ya da güç kaybetme ihtimali var. Avrupa Birliği anladığım kadarıyla eski bir o birlik olmayacak. Asla. Şimdi mesela Almanya, Fransa ordu kuruyor. Kuracak, mecbur kuracak. Hı. Çünkü burada bir savaş kondu adı ve devam eden bir savaş var. Herkes de çılgınca silah alıyor biliyorsunuz evet. Ki. Ve burada da bir ordu kurulacak. Ama Avrupa Birliği ya da NATO gibi buralar, şimdi NATO mesela farklı ülkeleri almak istiyor. Biz Türkiye'yi ikna etmeye çalışıyor şu an. Onları alacak, o üyeliğe girecek, NATO'ya da girecekler. Avrupa Birliği'ne giren ülkeler de sayısı artacak ama ulusüstü kurumları 2023-26 arası çok deforme olacak, yara alacak. Ve bunların başka madenleri, başka paklar, başka güç birlikleri kurulacak. O yüzden de Almanya önce siyasetten yani koalisyondan zarar görür, sonra ekonomiden zarar görür. Ama daha sonrası siyasal olarak da yolunu yani anlaşmalarını değiştirir. Türkiye'ye geçmeden hocam şunu sormak isterim. Geçtiğimiz aylarda kripto dünyasında büyük depremler yaşandı. Bundan sonrasında blockchain
tavan dediğimiz o kripto dünyasında ne olacağı pek bilinmiyor. Sizin öngörünüz nedir onun? Şimdi işte Çin bu kadar Pasifik dalgalı alındıysa emin olun pazarın içinde de alınmıştır. Bu Tayvan'a inen işte Mars Uranüs kavuşurken indi bir kere o Amerikan uşağı biliyorsunuz ki. Ağustos'ta biz hepimiz bekledik aslında. Evet evet. Büyük o aslında bir... astrolojik bir hareket. Yani astrolojinin tam getirilmiş bir tarihte. Denk getirilmiş. Denk. Bilinçli yapılmış. Tabii işte. Mars Uranüs'ün kavuştuğu gün o uçağın oraya inmesi tesadüf olamaz. O tansiyonun da yaşanması gerekiyordu. Diyorsun. Tabii yaşan. O bir teaser'dı. Onun devamı 2023'ün Ekim'inde var karşılığı. Dolayısıyla da bence 2023 Ekim'e kadar öncelikle Mart-Haziran tarihleri arasında Asya pazarında Asya'dan çıkışlı birçok kripto dünyası ve ismi yok olacak. Yani çok büyük sallantılar olacak. Yani kazanacağım diyenler bu bir yatırım danışmanlığı değildir ama benim kitabımda Ethereum da var, Binance var. Bunların haritaları var, çalışılmıştır. Ne zaman kaybedecek, ne zaman kazanacağına kadar çalışsın. Çünkü Asya'dan çok bir kripto yok olacak. Hocam çok enteresan bir şey söylüyor. Yatırımcıyı geçtim diyorsunuz. Yatırım şirketleri yok olacak diyorsunuz. Çok iddialı bir şey söylüyor. Ama çok zaten iddialı. Geçtiğimiz günlerde yaşadık bunları evet. Biz. Evet. Şimdi hocam. Aslında... Yani yaşamadığımız bir sürpriz bir şey yok. Devamlılığı var ama daha bunu günlük olay gibi okuyacağız belki de. Anladım. Şimdi herkesin merak ettiği noktaya geldik. Zeynep Hanım en önemli nokta. Türkiye'ye geldik. Seçim bekliyor musunuz? EYT ne olacak? Bir genel af beklentisi var mı? Asıl önemli olan 15 Temmuz'a kadar bu ülke çok değişik bir yapıyla sınandı. Ve bu yapı devletin en önemli kliklerine kadar sızmıştı. Daha sonrasında devlet bu yapıyla hesaplaştı. Tekrar böyle bir yapının ortama ya da... Mümkün değil. Mümkün değil, değil mümkün mi? Değil. Kesinlikle bakın ne kadar net bir cümleyle söyleyebiliyorum. Mümkün değil. Çünkü Plüton Kova'ya geçtikten sonra özellikle 2024 Ekim'den sonra bu gelen Z kuşağı, gençlik, teknoloji, yapısal değil daha sosyal devlet anlayışı. Biz bugünkü Türkiye'nin ekonomik kriziyle bu okul paralarını, sağlıkta, sağlık güvencesini ödediğimiz bu sıkışmaları hiçbirini kabul etmeyeceğimiz için 2023'te bazı kararları siyasetçileri aldırtacağız. Öyle mi? Tabii. Hmm. O yüzden de 2024 Ekim'de bir takım o yapıdan bu yapıdan mümkün değil. O cevabı net verelim. Sonrasında bu astrolojik veriye göre. Plüton'un Kova'ya 20 yıl boyunca hareket edecek bu arada bakın. Şimdi bu Merkür gerilemesine 21 güne benzemez. Aman efendim güneş tutulmasının 6 aylık periyoduna benzemez. 20 yıl Plüton Kova'da kalacak. Ben de yanlış anladıysam ben de yaşayarak öğreneceğim. Hep birlikte öğreneceğiz. O yüzden de 2024 Ekim'den sonra bunun mümkün olmadığını 2024 Ekim'e kadarsa sosyal devlet anlayışını bu 2023'te 100. yıla denk gelen bu seçim hiçbiri tesadüf değil. Biz daha köklü kararlar aldıracağız kendimiz. Çünkü çok sıkıştık. Çok olay yaşadık. Biz pandemi yaşamadık ki sadece. Biz neler yaşadık? 2013'te Boğa Akrep Aksı'ndaki tutulmalardan başlayıp biz neler yaşadık? Ya da Suriye'nin 2011'inde Uranüs Boğa'ya Koç'a geçerken biz nelerden ne kadar göç aldık? Yani çok şey yaşadık. O yüzden de 2023'te Koç terazi aksındaki tutulmalar bu bizim yaklaşık 11-12 yıldır yaşadıklarımızı, deneyimlerimizi cebimize koydu ve dolayısıyla da toplumun yönlendirdiği yargı hızlanacak. Sağlıkta düzenlemeler köklü yapılacak. Af gelir ama genel af pek mümkün olmayabilir. Eğitimde teknoloji artık günlük hayatın bir parçası. Hibrit eğitim globale taşınacağı için hibrit eğitim sisteminde bir düzenlemeler ve eğitim saatleri 26 dakikaya derslere kadar inme ihtimali var. Dolayısıyla Türkiye'nin 2023'te ikna edilmesi gereken sadece seçmen değil, geçmiş var. Geçmişi düzelterek geleceğiz. Aslında baktığınızda hani daha böyle siyasetçi gibi konuşmuş olacağım ama biraz seçmeni ya da oy pusulasına gidecek eli ikna etmeyeceğiz. Biz yaralarımızı önce çözerek geleceğiz. Yargının hızlanması çok büyük bir iddia. Ben de orada bayağı çalıştım. Sağlık turizmi Türkiye'de artacak. Sağlık göçü duracak. Sağlıkçılarımızın çok farklı... İkna edilecek başka yasalar ve düzenlemeler geri dönüşleri sağlanacak. Çok doktor gitti hocam.
Ve tabii şimdi şöyle olacak ama yani bakın ben 2013 ile 16 arası da çok giden oldu. Ben o dönemde de danışmanlık verirken şey söylemiştim. Geri gelirsiniz demiştim. Geri gelirsiniz demiştim. Sektör hani hatırlamıyorum ama demiştim. Sonra geri geldiler 2018'de. Ben 2018'de bir furya daha çıktı bana sormaya başladılar. Günlük danışmanlık düzenli veriyorlar. Gidelim mi diye soruyorlar değil mi hocam? Gidiyorum. Böyle bir fırsat var gidiyorum evet, ya da gideyim gidiyorum, mi? Gideceğim nasıl olur gibi kişisel haritalar üzerinden. Gidersiniz ama gelirsiniz yine 2018'de ben yine aynı dilime yapışmış. Ama niye göre? Şimdi 2013 ile 16 arası dünyada gerçekten oralarda bir takım karışıklıktı. 18'de gidenler de pandemi yüzünden geri dönmek zorunda kaldı. Şimdi gidenler ya da gitmiş olanlar da. Gitmiş olanlar da bu sefer Avrupa'daki savaş yüzünden dönmek zorunda kaldı. Ekonomik sarsıntılar. İngiltere'nin başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde ekonomik göstergeler çok çok da iyi değil. Bir de İngiltere çok göç almış. İngiltere de o göçü atacak üstünden. Ve Amerika menşeinin üzerinden yapacak bunu. Çünkü yani belli bir segment aldığı olan. Aldığı göçmenleri de çıkaracak tabii diyorsunuz. Tabii tabii. Yani bu Ankara Anlaşması'nın falan belli bir tarihe kadarına evet hani diyecek ama onun üstüne bir yasal düzenleme yapacak ki şu tarihten sonra. Son 10 yıldır gelenleri de geri gönderiyorum diyecek yani. Sonuçta onun elinde. Ya da diyecek ki yani şunları yapmanız gerekecek. Bunlara kendi dönüştürmeniz gerekecek. Göçmen politikaları değişiyor anladığım kadarıyla evet. Dünyada. Hani evet. Karar alınacak dediniz ya. Uluslararası göçmen politikalarının çok büyük düzenlemeler yapılacak. Ülkeler birbirlerine suçlularını verecekler. O suçlular da ayrı çalışacak. Kitapta zorunlu göç çağı diye bir kelime kullanmışsın. Çok enteresan geldi bana. Zorunlu göçleri yaşayacağız diyorsun. Savaştan dolayı değil mi evet, hocam? Evet savaş. Vay. Ekonomik savaş, ham madde savaşı. Birçok savaş. Coğrafyadan başka bir coğrafyaya insanlar elbette şimdi bu çatışmalardan dolayı Tayvan'da göç edecek. Tayvan'da fabrikanız var. Maddi durumunuz çok iyi. Bugün Binance'in sahibi Jay-Z. Araştırma 1977 doğumludur. Merkür retrosuna dünyaya gelmiştir. Merkür Başak'tır. Siz bak seversiniz sizin de Merkür'ünüz Başak. Fakat kendi ülkesinde çok atılıp tutuluyor. Yani Amerikancı olduğunu, küreselci olduğunu ve onun hakkında çok büyük iddialar var. O da kendi, bakın hani bu videoyu izleyenler açsın baksın Twitter hesabından kendini açıklamak zorunda kalıyor. Yani adamın ana vatanı eleştiriyor onu. Dolayısıyla şimdi bugün Tayvan'da bunu öngörmüş, onun stresini yaşamış insanlar ya da İran'da acaba ne olur düşünenler bir yerlere gitme isteği duyacak. Parasını, malını, mülkünü alıp gidecek. Çünkü burada can tatlı ve bu büyük bir göç değil mi sizce? Amerika'da çok göç alıyor. Avrupa'dan da göç bekliyorsunuz Türkiye'ye. Özellikle tabii. Türkiye'nin batı yakasına. Çok değişik, karışık günler olacak. Hocam peki seçim değişik, şöyle söyleyeyim, değişik günler olacak. Ama biz karışık olmayız. Biz karışıklığın içindeyiz zaten. Ama dünya ilk defa karşılaşacağı bir karışıklıkla. Burada perde kalkıyor. Pandemi perdesi değil, ya resesyon perdesi değil, konvansiyonel savaşı. Topların, tüfeklerin, nükleer odakların. Bunun içinde yaşamaya çalışan insanlığın ve toplumların, belli ekonomik gücü olanların veya eğitimi, bilgisi, donanımı, mesleği olanların bir yerden bir yere göçünü. Aslında insanlık göç ediyor bir yerden bir yere. Ben aslında bunu aktarmak istiyorum. Geniş perspektiften baktığımızda. Çok önemli. Yani o yüzden de Türkiye'den hani sağlık sektöründe, çünkü sağlık sektöründe o kadar büyük bir turizm alacağız ki biz. Sağlık turizmi diye bir kavram var. Üç tarafı denizlerle olan ülkenin düşünün. Bir belli turizmi var. Ama bir de sağlık turizmi diye bir kavram var. O yüzden de Türkiye coşacak diyorsunuz. Ya şöyle, maddi olarak yaralarını saracak birçok avantajı çıkacak. Bu da siyasetçilerin sadece işte bu seçimden sonra bir dengeye oturmasıyla ilgili. Hocam seçime gelmeden önce şöyle bir şey sormak istiyorum. Bu dünyanın tepesindeki savaşı biz sizinle zaman zaman konuşuyoruz. Ve Main Street dediğimiz Amerika'nın ulusalcı tarafının elinde yürütmüş olduğu bir soruşturma var. Pizzagate diye. Muhteviyatını biliyorsunuz. Çok iğrenç bir muhteviyat var bu soruşturmanın içinde. Pedofilden tutun da türlü yolsuzluklara kadar birçok insanın adı geçiyor. Bu soruşturma davaya döner mi 2023'te? Deşifre de olacak Plüton Kol. İşte o dijital kazanacak derken. Yani Jeffrey Epstein'in arşivi ortalığa saçılacak. Kesinlikle. Şey de var burada. Rahmetli Kraliçe Elizabeth'in oldu mu onun içinde? O gün geldiğinde onun detayında konuşalım ama davaya dönüyorsunuz kesinlikle. Diyoruz. Kesinlikle. Dünya zaten şey izledi yani bu Hollywood'un davası ben kitabı aldığımda orada da kadının gücü artıyor ya bu senelerde. Yani kadın her ülkede her farklı alanda
kadının gücü arttığı için kadını da bir yerde itibarsızlaştırmak isteyen bir Hollywood'da biz Johnny Depp'in davasını seyrettik baktığımızda. Onu ben tabii çok farklı okuyorum astroloji üzerinden. Ben onu kadını itibarsızlaştırmak isteyen bir kısa film çekildiğini iddia ediyorum. Bunun benzeri bir işte Prince Andrew'un da hikayelerini dinleyeceğiz. Kesin dinleyeceğiz. Ama tabii ki yürek kaldırmaz, o ayrı. Bu biraz da bence oradaki bir örgüt, bu bir yapı ama. Ben bunu biraz daha... Deşifresi gerçekleşecek. Evet, yani burada bir oraya bunu bir şey gibi düşünün. Biz filmlerden izleriz, biliriz, ayin gibi düşünün. Hani onlar o gruba girmek için, o insanların orada olması tabii, için. Tabii tabii. Tabii. Yani bunun için siyasetçiler, iş tabii, adamları, tabii, sanatçılar... O belli bir zümre bir araya gelerek o birlikteliğin yaratmış olduğu çıkar havuzunda yüzüyor. Çıkar havuzuna girebilmeniz için de belli kendilerine göre şeyler var, ritüeller var. Onları yapmanız gerekiyor. Ve bunların hepsi bu sene deşifre oluyor. Plüton kova sağ olsun. Tabii yüreğimiz kaldırır mı? İnsanlığın ne kadar aslında bizim görmediğimiz ama dijital sayesinde yeryüzünün şeytanlarıyla tanışacağız. Ben öyle diyorum bunu yazarken. En önemli noktaya geldik. Şimdi nefesler tutuldu Türkiye'de. Herkes Türkiye'nin seçimine kilitlenmiş durumda. Bir tek biz değil. Aslında Avrupa Birliği'nden tut Amerika'sına. Onlar da tabii ki çok yoğun bir dikkatle burada ne olup bittiğine bakıyorlar. Ne olacak hocam? Seçimler nasıl gerçekleşecek? Ne zaman gerçekleşecek? Bir tarafta altılı masa var. Diğer tarafta Ankara. Nereye doğru gidiyor süreç? Merkür-Plüton kavuşumunda kurulmuş altılı masa 2022'de ve dolayısıyla buradan bir takım kargaşalar çıkabilir. Ama bence sürpriz bir aday çıkacak. Biraz kendi adaylarını korumak için farklı bir politika gidiyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu 1948 doğumlu ve haritasında çok yay var. Zaten şu son 6 aydır da çok farklı olayların içinde de gezindi ama yine burada da dediğim gibi halkın yönlendirmesi, sesi burada arka odalarda, kulislerde, toplantılarda son dakika kararları değiştirecektir. Adayın ne zaman açıklar atılması? Bence Ocak sonu Şubat gibi açıklayacaklarını ben öngörüyorum. Ama tabii orada çok var. Şimdi herkesin, şimdi bakın Davutoğlu 59 doğumlu, 67'li Ali Babacan, Meral Hanım 56'lı, Kılıçdaroğlu 48'li. Şimdi bu haritaların hepsini bir futbol takımı gibi çalışmak gerekiyor yani. Bir de şöyle bakmak gerekiyor. O altılı masanın içinde de aslında farklı böyle intisaplar ve buluşma, gruplaşmalar var. Yani kuruluş hani bu oluşumun tarihini baz alırsanız Merkür-Plüton kavuşumu var. Buradan sürpriz şeyler çıkacak. Yani beklenen sesler de çıkacak. Belli kırılmalar da çıkacak. Dağılmalar da çıkacak ama aday da çıkacak. Ve dolayısıyla da bizim beklemediğimiz kadar farklı bir güç ittifakı da çıkacak. O kadar düşünüldüğü gibi çok da yolda kaybolacak gibi bir durum söz konusu değil. Belki onu söylemeye çalışıyorumdur size daha açık söylemek gerekirse. Sayın Cumhurbaşkanımız Merkür Retrolu. Dolayısıyla Merkür Retrosu'na getirir bence seçim tarihini. Ve dolayısıyla da zaten eğer getirmeyecekse de beni izleye izleye getirecekler diye düşünüyorum artık bu noktada. Yarıyor çünkü Merkür Retrosu. Evet. Çünkü bütün, yani mesela İstanbul referandum Mars Retrosu'na yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti Retro'da kurulmadı. Ve dolayısıyla da başkanlık sistemi Türkiye'de, buyurun ortada hep beraber konuşalım. Dolayısıyla da bence Sayın Cumhurbaşkanımız kendine göre de farklı bir fikirle yürüyecek. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme, yeni bir formülle, yeni bir anayasayla dönmek isteyebilecek. Bence seçim öncesi böyle bir şey de olacaktır. Ve zaten birçok tuşa da basıyor şu an. Başkanlık sistemi sorgulanacak mı 2023'te? Bence Sayın Cumhurbaşkanımız bu kartı kendi açacak diyecek. Yani siz istiyorsunuz hadi gelin diyecek. Dolayısıyla zaten bu onun oyunu da yükseltir. En büyük kartı bence bu. Başka kartı var mı sizce elinde? Yeni lafı yapmaz. Yani az buçuk balık burçlarını yorumlayabiliyorsam, Ay Burcu Yay. Ya yıllardır da haritasını çalışıyorum. Bazen rolde çalışıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız şimdi diyorum EYT'ye çıkacak. Dur ben koşarak gidip hemen açıklayayım diyorum. Ya da diyorum şimdi diyorum. Hatta ilk yaptığım şeydir. 2020'de 9 Mart'ta bir Başak Burcu dolunayı vardı. İlk önce ben açıkladım. Biz dedim pandemiye gireceğiz dedim. Geri çekildi.
Biliyorsunuz ben çok YouTube ya da Instagram canlı yayınları yapmayı yapmıyorum. Çünkü şeyi sevmiyorum. Hani bir kafam çok dolu, çok şey anlatmak istiyorum ama ben yazmayı çok seviyorum. Ve bunlar kayıtlı, dijital ayak izli kitaplarda olduğu için bence okumaya teşvik ediyorum. Hani eğer becerebiliyorsam toplumumuzu hani oku, okumak en büyük şeydir. Hani kendimize kattığımız değerdirin peşindeyim. Okutabiliyorsam ya da okumaya çalışabiliyorsam ne mutlu bana. Her türlü astroloji içinde her türlü içeriği de barındıran bir web sitesi var. 15 senedir devamlı yazıyor. Adını verelim. Tweet Burç. Benim adım Tweet Burç aslında. Anası bazen diyor merhaba ben Zeynep'im diyorum. Aa nasılsınız, ne iş yapıyorsunuz? İşte öyle bir işler yapıyorum yapıyorum. Sonra der ki Burç konuşuluyor tabii her masada. Ya ben en çok Tweet Burcu takip ediyorum dediklerinde ben şey yapıyorum hani hemen. Ya ne güzel güzel yazıyor mu bari? Ben de takip ediyorum. Ben de takip ediyorum. Çünkü kendi genel hayatımda şeyim hani çocuklu, çocuklarla uğraşan hani çok böyle cemiyette ya da sosyal hayatta bir aktivasyonum yok. Bunları çalışırken zaten başka zaman diliminizde kalmıyor. İşte bir yazı yazacaksanız ya da bir araştırma yapacaksanız, bir kitap oluşturacaksanız her sene 9 ay o masadan aralıksız 15 saat çalışarak oturmanız gerekiyor. Bir de bu kitap araştırma yazıları astrolojide yanlış, sadece o da değil. Ben danışmanlık da veriyorum, haritalara da çalışıyorum. Mesela 71 yılında doğanların aslında 2023'te hikayesinin ne kadar farklı olduğunu anlatabilirim. Çünkü çapraz çalışıyorum. Hem harita çalışıyorum hem gidiyorum burada bir siyasetçi çalışıyorum. Yani örneğin diyorum ki MHP 69'da kurulmuş. Bir 69'da danışmanlık veriyorum. Onun aksiyonu ile onun aksiyonun yapısal ve kişisel olarak uyumlu olup olmadığına da bakabiliyorum. Hem de geri bildirim de alabiliyorum. Zeynep Tur'un en önemli özelliği bence ben takip ettiğim kadarıyla dünyayı, dünya siyasetini, dünyadaki bu stratejileri en iyisi takip edip en iyisi yorumluyorsunuz. Ben burada teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Anlatabiliyorsam ne mutlu bana. Dünyaya artık odaklanacağız. Seçim hemen sonrası. Çünkü dünya çok iddialı kararlar alıyor ve bizim de çok komşumuz var. Çok da denizimiz var. Sinop ilinden Rusya'nın Sivastopol'da ne yaptığını, o limanda ne yaptığını bile düşünmek zorunda kalabiliriz diyorum. Çok önemli bir şey söylediniz. Videonun başlığı aslında bu. Yeryüzü şeytanlarıyla tanışacak dediniz. Ama şeytanlar yönetmeyecek. Yok yok, yönetmeyecek de en azından deşifre olacaklar. Evet. Karar yılı dediniz. 2023 belki de bütün o 100 yılın verilen en önemli kararlarının verileceği tarih olacak dediniz. Önemli bir yıla girdik. İnşallah için hepimiz için iyi olsun, güzellikler getirsin. Ben bizim için iyi olacağını düşünüyorum. Biz deneyimliyiz, tecrübeliyiz, ne istediğimizi biliyoruz, birbirimizden haberdarız. Tecrübe her şeydir. Türkiye Cumhuriyeti çok tecrübeli, ülkemiz çok tecrübeli, sıkıntıyla tecrübeli, yorgunlukla tecrübeli ve geri bildirimi somut bir şekilde almak istiyor. Bence o tecrübeyle yürüyeceğiz. Dolayısıyla burada aslında siyasetçilere çok iş düşüyor. Somut ikna etmesi gerekecek herkese. Türk Birliği ile ilgili bir beklentiniz var mı 2023 evet, yılında? Ben bir atılım ya da bir... Atılım yapacak. Oraya çok güveniyorum açık söylemek gerekirse. Oranın daha da güçleneceğini ve oluşacağını ve bu yapının da bozulmayacağını da öngörüyorum. 2026'ya kadar çok başka bir noktaya da gelecek. Zaten 2023 ile 2026 arası Türk Birliği son 2020'den sonra kurulan paklar. İşte bizim de Asya'da kurulan bir pakt var biliyorsunuz. Avrupa Birliği'nden girmiyoruz zaten. O birliğe girme ihtimalimiz %80 bence gireceğiz oradaki bir yapıya da. Çünkü bizim ticari savaşlar da her masada olacağımız için Asya ile ticari işbirliklerimiz değişecek. Yani biz Uygur bölgesiyle ilgili belki biraz farklı olabiliriz. Ama günün sonunda orada da başka bir denge gelecek. Belki Çin'in en büyük yumuşak karnı gibi görünse de Uygur bölgesi 59 yılında Satürn Oğlak'ta özerkiliğe gitmiş. O da dünya eğer bir Tayvan işgaline gidecekse bence orada da artık asimile etme psikolojisini bitirecek olabilir. O da farklı bir taktiğe gidecek. O zaman bizim Çin'le ilişkimiz çok başka bir yöne de gideceğini haberciliğini yapar ki mesela işte İpek Yol kesinlikle hayata geçecek. Türkiye bence 2023'ün ikinci yarısından sonra masalara oturacak. 2024'te birçok masada olacağız. Çok güzel. Umut dolu aslında. Hani biraz tedirgin edici olsa da umut dünya dolu. Dünya için yorucu. Evet. Bizim içinse
biraz toparlanma süreci. Merakla beklenesi diyelim. Evet. Hoş geldin 2023. Evet, hoş gelmiş bakalım. Çok teşekkür ederiz. Ben müsaadenizle bu tarihe düşünen önemli noktaları bir kere daha göstermek istiyorum. Zeynep Tuğra'nın kaleminden 2023 karar kitabına lütfen bir göz atın. Çünkü gerçekten içindeki bilgiler ve öngörüler ezberlerinizi bozacak. Çok teşekkür ederiz. Ben bizimle teşekkür ederim. Oldunuz, yayınımıza katıldınız, eksik olmayın. Sizler de bize zaman ayırdınız, bize kıymet verdiniz, bizi izlediniz. Sağ olun, var olun, hoşça kalın.